Evet arkadaşlar, en azından bir 200 küsür kişilik ekip olduk. Çıkacaktır inşallah. Öncelikle Allah'ın selamı olan selamünaleyküm diyerek başlayalım sözümüze. Yaşanan o kadar çok şey var ki, hani dünya üzerinde sadece ay tutulmaları değil, bazen diyorum ya, insanların tutulmaları, ülkelerin tutulmaları, toplumsal tutulmalar falan derken hepsi aslında bir deprem boyutunda, depremsel boyutta böyle toplumları, ülkeleri ya da insanları sarsıp bir nebze kendine getirmeye çalışıyor. Hayata neden nasıl bakarsak bizim için anlamı öyle ifade ediyor. Bugün yaşanan bir ay tutulması vardı. Kanlı ay tutulması diye adlandırılan bir ay tutulması vardı. Pasifik'in ortasında en net gözüken yerdi. Amerika'nın batısından tutun da işte Çin'e, Endonezya'ya, Filipinlere, Avustralya'ya, Papua Yeni Gine, Fiji falan derken en çok etkileşim gösterdiği ya da en çok ay tutulmasının görüldüğü, en net biçimde gördüğü yerlerden arasında en netleri buralar oldu. Şimdi tabii ki herkesin aklında soru var. Bir tutulma olunca dolayısıyla hemen bir deprem olacak mı? İşte Türkiye'ye bir zararı var mı? Oydu buydu. Başta söyleyeyim, bilimsel olarak kanıtlanmasa da en azından mental olarak ya da araştırma boyutunda, araştırma düzeyinde söyleyebilirim. Ay tutulmalarının tabii ki bazı depremler üstünde hani etkileşimi var olduğuna dair kanıtlar var ama net bir emare yok. Sadece diyorum ya, olayları böyle değerlendirenler böyle de görebiliyor. Ama düşüncem şu ki, ay tutulması olsun, güneş tutulması olsun ya da gezegensel sistem hareketleri bence dünyamızı manyetik olarak da etkilediği için, bir manyetizma içinde bulunan çekirdek de bundan etkilendiği için, biliyorsunuz faylar sonuçta mağma hareketleriyle vuku bulan olaylar depremler oluşturuyor. O yüzden arkadaşlar, hani bana sorarsanız illa ki bunun üstünde bir etkileşim var diye düşünüyorum. Va demiş. Şöyle bir tipleri biraz ayıralım. Evet, kalp asmayın arkadaşlar. Sizden ricam bu. 638 kişi gelmiş buraya. Başlayalım. Bu bizim ülkemize bu ay tutulması etki edecek mi? Çünkü gündüz yaşandı, bitti, geldi geçti. Hayırlısı olsun inşallah tüm dünya adına, tüm insanlık adına, kendimizi bulmamız adına diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar, geçen meydana gelen Çin depreminden sonra ay düzlemlerini de eğer olaya katarsak, bunu soyut biçimde düşünüyorum ama geçen de belirtmiştim. Tabii ki bunun ay tutulmasının bir emaresi yoktu. Diğer emareler vardı. Çin, Endonezya ve özellikle Şili'ye dikkat etmemiz lazım demiştim. Bugün hareketsel olarak hani Filipinler olsun, Endonezya civarı olsun, Şili, Peru tarafından olsun bayağı bir sismik hareket oldu. Derin hareketler oldu ki burada o derinlikte 500 kilometre, 400 kilometre depremlerin olması gayet normal. Pasifik ateş çemberi üzerinde. Hani şu an hemen Türkiye'ye bir etkisi olacak mı? Bence hayır. Türkiye'yle bir deprem çağrışımı olacak mı? Hayır. Haziran'da bir güneş tutulması var. Herkes onu yazıyor işte. Haziran'daki güneş tutulması öyle etkileyecek, böyle etkileyecek. Haziran'daki güneş tutulmasının özellikle etkileyeceği yer Kuzey Kutbu civarı. Yani Kuzey Amerika ve Rusya'nın kuzeyi dediğimiz kısım olacağı için hani Türkiye ile uzaktan yakından bir alakası yok ki, daha önce de yazılı olarak söylemiştim ama diyorum ya, toplumsal olarak hani okuma içgüdüsüyle ya da oku emriyle aslında buluşturulan bir Müslüman topluluk olduğumuz halde, okumaktan çok uzak olduğumuz için, bazı şeyleri okumadan, anlamadan, görmeden geçip gittiğimiz için bazı şeyleri bir daha burada tekrarlama ihtiyacı duyuyorum. Bu olay, bir kez daha söyleyeyim, ay tutulmasının hani şu an için belki Türkiye ile en azından bir uzaktan yakından alakasının olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki özellikle önem verdiğim yerler arasında tabii ki İran depremleri, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Hindikuş Dağları bölgesi de olduğu için, ki Tibet, Hindistan sınırı, Çin, Hindistan sınırı o bölgede. Tabii ki ilerleyen safhada belki doğu, özellikle doğu bölgemizi etkileyecek, belki ister istemez sismik hareketler görülebilir. Bir kez daha yineleyip, hani Çanakkale ile alakalı sorular geliyor işte, Erdek açıklarıyla falan. Ben bunları geçen yayında açıkça belirttim. Hani her yayında aynı şeyleri söylemekten ben bıkmam, sorun değil, sabaha kadar anlatırım ama hani şurada bekliyor musun, burada bekliyor musun falan. Çanakkale ile Saros Körfezi ile alakalı bütün diyeceklerimi söyledim. Öbür yayında var, YouTube'da zaten yüklü. Özellikle doğu dedim, doğu sınırlarımıza bakmak lazım ki dünkü yayında da onu belirtmiştim. Buralara dikkat etmemiz lazım. Başka yerlerde gelecek olan ya da yaşanacak olan depremler ya da öngörüler, öngörüsel olarak konuşmak gerekirse hani belirlediğim tarzda düşüncede olur diye düşünüyorum. Tabii ki kuralın, kaidenin ya da şu alemin yaratıcısı olan Allah en iyisini bilendir ama düşüncem, araştırmam bu yönde diye belirteyim arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Yazmayıp dinlerseniz iyi olur. Keşke öyle dediğiniz gibi olsa ama
Yine aynı şeyler gelecek, edecek. Ben fazla uzatmayacağım. Dün akşam da, bu akşam da aynı şeyleri bahsedersem artık gerçekten cacık tadı verecek. Dün akşam Yalova'yı da konuştum, Malatya'yı da konuştum, Elazığ'ı da konuştum, Van'ı da konuştum. Elimden geldiği kadar konuşmaya çalıştım. Dün akşam YouTube'a yüklediğim yayını zaten bir daha buraya bırakırım. Sorun değil. Oradan rahat rahat izlersiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bu. Adam anlatıyor, bir susun da dinleyin. Keşke böyle bir şey olsa, sorun yok. Tamam arkadaşlar, diyeceklerim bundan ibaret. Kimse kimsenin gönlünü kalbini kırmasın. Bu ay döngüleri tabii ki astrologlar olarak inanırım. Sonuçta gök olaylarına inanırım. Bizim ecdatla ceddimiz de sonuçta gökle alakalı birçok bilimsel araştırmaya girmiş etmiş. O yüzden herkes de güzel bir etki bıraksın. Güzel bir etki dönüşüm gücünü versin herkese. Tüm toplumlara, tüm insanlığa inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinize en güzele, en hayırlıya Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Ha, bu arada bir dipnot geçeyim. YouTube'a attığım yayınları başka arkadaşlar kendi sayfalarında videoları direkt olarak paylaşıyorlar. Bu biliyorsunuz hak ihlalidir, Kur'an ihlalidir. Her şeyden önce bir emeğe saygısızlıktır. Bu konuda da avukat arkadaşlarımla görüştüm. Bu konuda da yetkili makam mercilere başvuru yapılacaktır. Bu kez bir daha uyarayım. Sonra sorun yaşamayın arkadaşlar. Benim haberim olmadan, benim hiçbir görselimi, hiçbir videoyu hani haber altında, haber adı altında kimse kendi nemalanması için işte YouTube kanalına atayım. Ahmet Yakut'u şöyle biraz da etiketleyeyim, biraz da süsleyeyim. Hesabına girmesin. Ben burada gecemi gündüzümü veriyorsam, bir emek veriyorsam herkes emeğinin karşılığını alsın. Ben başka bir şey demiyorum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakalım. Görüşmek üzere inşallah. Bunu da yapıyorlar. Aynen öyle. Görüşmek üzere arkadaşlar.